Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda dördüncü ünitemize geçiyoruz. İkizkenar üçgeni öğreneceğiz arkadaşlarım bu videomuzda. 7 tane kazanımı var. Hepsini tek videoda çekmeye çalışacağım dostlarım. Bakalım, hadi hiç vakit kaybetmeyelim. Bira bismillah diyelim. Şöyle birinci köşe taşımızın ne sorduğunu bir öğrenelim. Diyor ki, tepe açısının karşısındaki kenarın uzunluğu dostlar. İkizkenar üçgende şurada yanda göstereyim ben onu size. Bir ikizkenar üçgen çizeyim. Şunlar ikizkenarlarımız olsun. İkizkenar üçgende tepe açısı dediğimiz açı, bu ikizkenarların kesiştiği yerdeki açı tepe açısıdır. Bunun karşısındaki kenarın adına taban denir. Taban kenarı illa altta olmak zorunda değil. Hangi kenar eşit değilse ona taban kenarı denir. Ve diyor ki tepe açısının karşısındaki kenarın uzunluğu 6 santimmiş. Yani bizim tabanımız 6'ymış. Çevresi 20 santimmiş. Yani 3 kenarının toplamı 20. 6 buradaysa 14 kaldı mı diğer ikisine? Ve bunlar da eşit oldukları için 7 7 paylaştılar. Buna göre üçgenin tepe açısını oluşturan kenarlar, işte bunlara biz ikiz kenar diyoruz ki bu ikiz kenarlardan biri kaç santimdir diye soruyor. Tabii ki 7 santimi bulduk. İkinci soru. ABC üçgeninde BAC açısı, yani şuradaki açımız eşittir ACB'ye, yani şuradaki açıya eşitmiş. Dolayısıyla bunlar bizim üçgenimizin eşit açıları. Eşit olmayan açı bizim tepe açımızdı. Burası tepe açısı. Tepe açısını oluşturan iki kenar, bakın BC ile BA eşit ikiz kenarlardı. O zaman bu 15 ise BC de 15'tir. Şuraya kaldı 12. Ve bakın özel dik üçgenimizi hatırlarsanız şu üçgende 9, 12, 15 dik üçgenimiz vardı bizim. 3, 4, 5'in 3 katı demiştik buna. Sonra şuradaki dik üçgenimizden Pisagor yapacağız. Ama Pisagor'u çok nadir yapıyorduk biz dostlar. Önce kenarlara bakın, dik kenarlara. Biri diğerinin 3 katıysa, benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katı olur hipotenüs demiştik. Böylelikle Pisagor'dan kurtuluyoruz dostlarım. Çünkü çok sık çıkıyor bu üçgenler karşımıza. Evet, üçüncü sorudayım. ABC üçgeni biçimindeki bir karton D doğrusu boyunca katlandığında C noktasının görüntüsü C üssü olmaktadır diyor. Peki. Buna göre de BC uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi biz katlama sorularında ne yapmayı öğrendik? Bunu daha üçgende açıdan beri yapıyoruz. Katlanmış şekli katlanmadan önceki haline bir kere geri açacaktık. Burası C. Sonra C üssü K katlanmadan önce CK'ydı. O halde bunlar birbirine eşit. BK kat çizgisiydi. O halde bu BK kesinlikle bir açı ortay olacak demiştik. BC katlanmadan önce BC üssüydü. Bunlar da birbirine eşit. Bakın burada küçük bir ikiz kenar çıkarttık ve ikiz kenar üçgendeki kayı kuralımı hatırlayın. Üçgende açıda anlattım. Konu anlatım videolarında da bahsettim. Bir üçgende yükseklik, kenar ortay, açı ortay aynı doğruysa buna biz ikiz kenar üçgen diyorduk. Kayı kuralı diyorduk buna da. Ve kayı kuralının bakın ikiz kenarı var, yani i'si var. Açı ortayı var, yani a'sı var. Kenar ortayı var, yani k'sı var. O zaman yükseklik, yani y'si de olacak. Burası 90 derece gelecek. Peki başka ne diyor? AB ile AC eşittir diyor. O halde şimdi biz burayı toplamda ne bulduk? 12, 16, 20 mi bulduk dostlarım? Demek ki AB de 20. Şuraya da 20 çakalım. Başka bakın şu turuncuyla mavi üçgenin birleşiminden oluşan dik üçgene bakın dostlarım. 16, 12 o halde burası. 12, 16, 20 dik üçgeni. 3, 4, 5'in 4 katı. Bize de BC uzunluğunu soruyor. Hadi gelin şurada Pisagor'u çakalım. Bakın yine benim hatırım için ezberlemeniz gereken bir üçgen.
demiştim ve bizi ne kadar büyük sayıların Pisagor yapmasından kurtarıyor. Bakın biri diğerinin 3 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 10 katıdır demiştim. Demek ki cevap 4 kök 10'muş. Bursa'dan geldi. Evet, 1 numara tamamdır. 2 numaralı köşe taşına geldik şimdi dostlarım. Bakın bir ikizkenar üçgen görüyorum burada hemen ve ikizkenar üçgenin tabanına kenarorta indirmiş. Şimdi artık kayıyı iyice öğrenin dostlarım. İkizkenar üçgen, yükseklik, açıortay, kenarortay. İkizkenar üçgendeki kenarortay açıortay da olur, yükseklik de olur. Yani burası hem açıortaydır hem de yüksekliktir. Dolayısıyla 8 15 17 üçgeninden buranın 15 olduğunu gördüm. Ve bakın şurada da bir dik üçgen çıkarttık. Hipotenüsü x olan bir dik üçgen. Bir dik kenarı 15. Diğer dik kenarı da 15. İkiz kenar dik üçgen çıktı. Neydi burada hipotenüsümüz? Dik kenarlardan birinin kök 2 katıydı. Yani cevap 15 kök 2. 2 numaradayız dostlarım. Yine kayı kuralını görün arkadaşlar. Bakın açıortay gelmiş, kenarortay olmuş. Kayı kuralı gereği açıortay kenarortay olduysa yükseklik de olur. Bu üçgen ikizkenar olur. Yükseklik olduğunu bilmem benim için yeterli. Yani burası 90 derece o halde. Ve bakın diklikten diklik indi. O halde Öklit çakarım ben. H kare P çarpı K Öklit'i yapacağım. Yani X kare 12 çarpı 3 Öklit'inden. X kare eşittir 36. Neyin karesi 36? Tabii ki Denizli'nin karesi 36'dır dedi. Geldim 3 numaraya. Aşağıda giriş kısımları ikizkenar üçgen biçiminde olan iki çadır göstermiştir. Çadırların yıkılmaması için tepe noktasından yere dik olarak 160 santim ve 110 santim uzunluğunda kalaslar yerleştirilmiştir. Bakın şimdi bunlar ikizkenar üçgenmiş bu çadırların şuraları. Ve buraya yere dik bir pozisyonda iki tane kalas dikilmiş. Bu 160, bu da 110 santimmiş. AB'nin toplam uzunluğu 240'mış dostlarım. Bakın şimdi bu yükseklik ikiz kenar üçgende kenar ortay oluyordu. Hatırlayın şurayı ikiye bölecek. E bu da aynı şekilde kenar ortay olacak. Yani şuraya A, A, buraya da B, B diyebilirim. Ve bana toplam 2A ile 2B'yi 240 vermiş. O halde A ile B'nin toplamı olan şu kalaslar arasındaki uzaklık yarısıdır 240'ın, 120. Şurası 120. Bize neyi soruyor? Çadırların girişlerinin tepe noktaları, yani şurayla şura arasındaki uzaklık. İşte dik üçgende çözdüğümüz dik yamuk sorusunun aynısı arkadaşlarım. Bakın şöyle maviyle de indireyim şunları. Alın size dik yamuk. Ne yapıyorduk dik yamukta? Hemen şuradan bir yükseklikte biz çiziyoruz. Burası da 120'dir dikdörtgenden. 110 ise burası da 110. Şuraya da 50 kaldı diyoruz. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninin 10 katını almış. 50, 120, 130 üçgenidir diyorum. Cevabımı da Adana'dan işaretliyorum dostlar. Evet, 2 numarada tamamdır. Çevirdim arka tarafı. 3 numaralı köşe taşımızdayız. Bakınız çok güzel ve çok meşhur bir soru. Her soru bankasında karşınıza çıkabilecek bir soru tipidir ki bu. Şunu göreceksiniz. DE'ye bakın dostlarım. Şimdi bizim kayı kuralımız ikizkenar üçgenin en meşhur kuralı. DE doğrusu yüksekliktir desem dikinmiş, evet doğru. DE doğrusu kenar ortaydır desem evet hocam indiği kenarı ikiye bölmüş, kenar ortaydır da. Ne demiştim ben? Bu dört maddeden ikisi varsa diğer ikisi mutlaka olacak. Yani bu DE açıortay olacak arkadaşlar. Tabii bunun için önce D'nin bir köşeden çıkması lazım. Bu yüzden şunu çizdim ki bir üçgeni tamamladım. Ve bu üçgen ikizkenar olacak. Şununla şu eşit. Burası da açıortay olacak dedik. Artık gerisi kolay. Bakın 40, 90, şurası 50. O zaman bu da 50. O zaman burası 40. 50, 50, 100. Burası 80. Bu da ikizkenar çıktı bakın. O zaman bu da 80. 80, 80, 160. Burası 20. Bize de şuranın toplamını soruyor. 20 ile 40'ın toplamı yaptı bize Bursa. İşte bakın çok güzel bir soru daha. Yine kayı kuralı göreceğiz dostlarım. AB'ye bakın. Yükseklik mi? Dikinmiş, evet. Açıortay mı? Evet. O zaman bu AB kenarortay olacak. Yani
şurayı ikiye bölecek diyeceğim. O yüzden bunu bir üçgenin içine sokuyorum. Şöyle. Burayı da ikiye böldüm. Ve burası 8 ise ikizkenar üçgen olacağı için burada 8 olacak. Şuraya da 2 kaldı. Ve bakın şuradaki diklikten diklik indi. O zaman öpliti çakalım hemen. H kare eşittir P çarpı K. Yani X kare eşittir 6 çarpı 2. O halde X kare 12. X eşittir kök 12. O da 2 kök 3'tür. Cevap Adana'dan patlar. Üçüncü sorumuz. ABC dik üçgeni biçimindeki karton DE boyunca katlandığında C noktası ile B noktası çakışıyor. İşte burada göstermiş bize. Hemen ne yapıyorduk? Katlanmadan önceki versiyonuna geri açacağız şekli bir kere. Bu bir. Hemen şunu şöyle uzattım. Katlanmadan önceki haline geri getirdim. Burası C noktası. Şimdi CE katlandı, EB oldu. O halde bunlar eşit. Yani burası da 5. DC katlandı, DB oldu. Bunlar da eşit. Kat çizgisi açıortaydı. İşte sana açıortay. Kat çizgisi açıortaydı. Burayı da 90-90 böldü ki zaten kayı kuralında biz bunların hepsini bakın ikizkenarsa bu açıortay hem yükseklik hem kenarortay olacak derdik. Şimdi başka ne diyor bize? X nedir diye de bir soru sormuş arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bizim büyük dik üçgenimiz bakın 6 var, 10 var. Buranın 8 olduğunu biliyorum ben. 6, 8, 10 dik üçgeninde. Demek ki burası 8 eksi X. O halde şurası da 8 eksi X. Çünkü ikiz kenar bulduk bunları. Ve bakın şuradaki sarı dik üçgende Pisagor yaparsak sorunun cevabı gelir. Hipotenüsümüz 8 eksi X. O halde 8 eksi X'in karesi eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 6'nın karesi ile x'in karesinin toplamına eşit. Peki şunu açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Bir de ikincinin karesi. Eşittir. 36 artı x kare. Ve bakın buradaki x kare ile buradaki x kare birbirini sıfırladı. 36'yı 64'ün yanına alırsam eksi gelecek. 64 eksi 36 28 yapacak. Eksi 16x'i de bu tarafa atıyorum artı 16x diye. İkisini de 4'e bölelim. Bu 7 kalır. Bu da 4x kalır. 4'e bölersem bir daha 7 bölü 4 olur x. Yani cevap Bursa'dan patladı gitti. Evet 3 numaralı köşe taşımız da tamamdı geldik. 4 numaralı köşe taşımıza. Burada da x kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hemen ikizkenar üçgendeki en meşhur taktik. İkizkenar görünce tabana dikliği indir. Aha indirdim. Bu diklik tabanı ikiye bölecek. 6, 6. Şurada bakın 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Burası 8. Sonra şu dik üçgene odaklanın. Bakın şu büyük x'in hipotenüs olduğu dik üçgen. 8 burası. Burası da 8 hocam. O zaman ikizkenar dik üçgendir. Hipotenüs dik kenarlardan birinin kök 2 katı olur. 8 kök 2 Bursa çıktı. Yine ikizkenar görüyorum öğretmenim. O zaman hiç düşünmeyeceğim tabanına dikliğimi indireceğim. Bu diklik tabanı kök 3 ve kök 3 olacak şekilde ikiye böldü. Hocam şurada bir dik üçgen gördüm. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı yarısı olur 4. 60'ın karşısı ise 30'un karşısındakinin kök 3 katı olur. Yani şurası 4 kök 3. E hocam kök 3'ü buradaysa x'e ne kalır? Ceyhan kalır. 3 kök 3. Şuna bakalım. Kare biçimindeki bir tabloyu bir kat halinde tam olarak sarabilen bir ip. Tablonun C ve D köşelerine bağlanarak duvardaki bir çiviye asılıyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Tam olarak sarıyormuş. Yani bu ipin boyu mesela sen şu denizden başladığında DC, CB, BA ve AD kenarlarının şu dördünü dolaşıyormuş. O halde bu ipin boyu benim karemin çevresine eşit dostlarım. Bunu biliyorum şimdilik. Burada okuduğum cümle bu. Sonra iki kenarı yere paralel durumdayken denge sağlanıyor. Bu durumda çivi ile CD arasındaki mesafe 2 kök 15 santimdir. Şurayı bir okuduğumuzu yapalım. Çivi ile CD arasındaki mesafe 2 kök 15 santim. Şunu bir yazalım. Sonra tabii ki bu ikiz kenar üçgen olduğu için arkadaşlarım şimdi şöyle diyelim tablonun bir kenarına A birim A birim A birim diyelim hatta 2A 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 diyelim. Şurası da 2A'dır ve ikiz kenarın tabanına dikindiği için buralar AA olur.
Ve bizim ipimizin boyu neydi? Bunun çevresi 2, 4, 6, 8 A. O halde burası da 4 A, burası da 4 A gelecek. Hemen şurada Pisagor çakalım ve A'yı bir bulalım. 4 A'nın karesi 5 A kare eşittir. 2 kök 15'in karesi 60 artı A kare olacak. A kareyi buraya aldım. 4 A kare eşittir 60. 4'e böldüm. A kare eşittir. 15 mi yapıyor lan? 15. Değil mi? 4'e bölünce. Evet. Dolayısıyla A eşittir kök 15. Demek ki karenin bir boyu 2 kök 15'miş. Bunu bulduk. Sonra devam ediyoruz. Diyor ki tablo asıldığı ip 4 santim kısaltılıp yine dengede duracak biçimde çiviye asılırsa çivinin CD'ye olan uzaklığı nedir? Şimdi ip 4 santim kısaltılıyor. Normalde bizim ipimizin boyu nedir toplamda arkadaşlarım? A'yı kök 15 bulduğumuz için çivi ile CD arasındaki mesafe. Biz burada bir hata yapmadık değil mi? Kök 15 yanlış değildir inşallah ya. 2 kök 15'in karesiyle A karenin toplamı 4 A'nın karesine eşit. Toplam 8 A olacak. 4 A 4 A. 4 A'nın karesi. Lan 4 A'nın karesi 16 A kare. Abou, az daha gidiyordu bak. 16 A kare olacak. Heh şimdi oldu. Niye ben demin yanlış yaptım ya? 4 A'nın karesi dedim. Niye 5 A kare yazdım oraya bilmiyorum. Neyse. 16 A kare eşittir. 16 A kare eşittir. 60 artı A kare gelecek. Bunu bu tarafa atarsam 15 A kare eşittir 60. O zaman 15'e bölersem A kare 4 A 2. Heh şimdi oldu ya. A 2 ise şurası 8, şurası 8. Yani ipin boyu toplamda 16 santim. Şimdi oldu. Ve ben bu ipi 4 santim kısaltırsam 16'yı 12 santim kalır ve bu 12 santim de buraya 6, 6 diye gelir. Şimdi dikliğimi indirdim. Burayı 2'ye böldü. Bizim bir kenarımız 2 A'ydı. Ve biz A'yı ne bulduk? 2. O zaman bir kenar 4. Yani şuralar 4. O zaman burası 2, burası 2. Şimdi Pisagor'u çakalım buradan hemen. 6'nın karesi 36 eşittir. 2'nin karesi 4 artı x kare. 32 eşittir x kare. 4 kök 2 eşittir x çıksın. Heh şimdi oldu ya. Bak küçük bir hata, dikkatsizlik nelere mal oluyor arkadaşlar. Beşinci soru. Beşinci köşe taşımız. Pardon. Evet. ABC üçgeninde. Şimdi burada bakın ikizkenar büyük üçgen değil mi dostlarım? Dolayısıyla tabanın neresi olduğunu karıştırmayın. Taban 18. Toplam ben 18'e bir diklik indirdiğimde bu 18'i 9 9 diye bölecek. Yani 4 burası 9 burası olacak ki 9 9 bölsün. Şimdi öklik yapacağım. Bakın diklikten diklik indi. Benim yan dik kenarım x. O halde x kare eşittir. Önce yakın parça 4. Sonra hipotenüsün tamamı 13. Yani x eşittir. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 13 içeride kalır. 2 kök 13'tür. Bursa'dan geldi cevap. Şuna bakalım. Yine bir ikiz kenar üçgen ve bu ikiz kenarın açıortayı tabana indiği vakit bu tabana dikinecek. Ve tabanı 2'ye bölecek. 9 ile 5 14 ya taban. 7 7 diye bölecek. Şurası 7'dir. Şurası 2'dir. Ve bakın şu küçük dik üçgende yine öklit çakalım dostlarım. Yan kenarın karesi yani x kare eşittir. Önce yakın parça 2'yi sonra hipotenüsün tamamı 9. 2 çarpı 9. X eşittir. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 2 içeride kalır. 3 kök 2 olur. Cevap Denizli'den geldi. Şuna bakalım. Bir motor yarışı parkuru tasarlayan Metin şekildeki gibi tabanı 18 santim olan ikizkenar üçgenli rampa tasarlıyor. Tamam. Daha sonra rampanın sağ kısmını törpüleyerek rampayı taban genişliği 10 metre olan çıkış ve iniş yolları birbirine dik olacak şekilde hale getiriyor. Yani şurası 90 derece olacak şekilde getiriyormuş. Önceden şöyleydi bizim bu rampamız. İkizkenar dik üçgen, ikizkenar üçgendi ve tabanı 18'di. Yani şurası da 8'di. Şimdi üstteki şekilden kurtulduk. Buna göre son durumda yolu tamamlayan bir yarışçının rampada aldığı yol ilk duruma göre kaç metre kısalmıştır diye bir soru soruyor bize. Şimdi normalde bu ikizkenar üçgende şuradan aşağıya ben bir diklik indirdiğimde bu tabanı 2'ye bölecek değil mi bu ikizkenar? 18 ya 9 9 diye 2'ye bölecek. Yani şurası 1. Şurası 9 olacak. Peki diklikten diklik indiği için hemen h'ı bulalım.
H kare eşittir P çarpı K. Yani 9 çarpı 1. H kare 9, H'ı 3 bulduk. Burası 3. Şimdi şurada 3, 9. Bakın biri diğerinin 3 katıyken Pisagor'a gerek yok. Küçük olanın kök 10 katı demiştim. O halde şurası da 3 kök 10. Şurada da 1, 3. Bakın yine biri diğerinin 3 katıyken burası da kök 10. Şimdi ilk başta 3 kök 10, 3 kök 10 toplam 6 kök 10'luk bir yol gider. İlk başta giden. Ama törpüledikten sonra 3 kök 10, 1 kök 10 daha 4 kök 10'luk bir yol gider. Yani 2 kök 10'luk bir yol kısalmıştır. Evet, 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaraya. İki tane paralel çizilmiş tabandan arkadaşlarım. Bakın şöyle yapalım. Normalde kural şu. Bu iki paralelin toplamı ikizkenar üçgenimin bir kenar uzunluğuna eşit. Yani ya AB'ye ya da AC'ye eşit. İkizkenarlardan birine eşittir diyor kural. Şimdi bize BC'yi 14 vermiş ya. Burası 14. Çevreyi de 30 vermiş. O zaman şunlara toplam 16 kaldı. 8, 8 diye paylaştırdım. Ne demiştim? Bu paralel çizilen iki doğrunun toplamı ikiz kenarlardan birine eşit. Yani 8'e eşittir. Cevap Bursa. Hemen gelelim şuna. 2 numara. Evet, yine bir paralellik var. DE paralel AC demiş dostlarım. DE ile AC paralelmiş birbirine. DE ile AC paralelse şurada bir yöndeşlik vardır. Burası da 45'tir diyelim. AB ile AC 12'ymiş. Buraya 12. Buraya 12 yazalım. X kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi şuradan da bir diklik çizsem ben. Şöyle. 90'ın karşısı 8. 45'lerin karşısı 4 kök 2 olur. Burası 4 kök 2. Şimdi şuradan da bir yükseklik çiziyorum. Yeni bir kural göreceğiz dostlarım. Bakın 90'ın karşısı 12 iken 45'in karşısı yarısının kök 2 katı. Yani 6 kök 2. Şimdi diyor ki kural, ikizkenar üçgenin tabanından ikizkenarlara çizilen şu iki dikliğin toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşit. Yani 6 kök 2'ye eşit. O zaman 4 kök 2 ile x'in toplamı 6 kök 2'dir. Dolayısıyla x 2 kök 2 çıkar diyebilirim. Bunu bir daha dinleyin isterseniz arkadaşlarım. Baştan kuralı bir daha iyice öğrenin. Evet, ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki bir karton tabanındaki K noktasından kenarlara paralel olacak biçimde kesilerek iki üçgen ve bir paralel kenar elde ediliyor. Daha sonra kesilen iki üçgen sağdaki gibi tepe noktaları birleştirildiğinde MN eşittir 12 santim oluyor. Buna göre AB eşittir AC. Şimdi buradaki ikizkenar üçgenimiz AB ile AC. Bakın şu küçük de bir ikizkenardır, şu da bir ikizkenardır. Ve biz bunların ikisinin de tepe noktalarını birleştirirsek taban, bunun tabanı A, bunun tabanı B. Bakın bunun tabanı buraya, bunun tabanı da buraya gelmiş. Yani ikiz kenarların toplamı MN, şuna çift çizgi, şuna tek çizgi koymuşum. İkiz kenarların toplamı 12 santimmiş şurası, 12. Demek ki buradaki şununla şunun toplamı 12. Peki bu ikisinin toplamı neye eşitti dostlarım? Bu ikisinin toplamı bizim ikiz kenarlarımızdan birine eşitti. Yani AB'ye eşitti dostlar. AB demek ki 12 santimmiş. Bu da 12 santim. Bize neyi soruyor? Başlangıçta BC'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru soruyor dostlar. Şimdi biz üçgende açı kenar bağıntılarında ne işledik? Bir kenarın, yani BC'yi alıyorum ortaya, uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından büyük olacaktı. O zaman BC 24'ten küçük olacak. En fazla kaç olabilir diye soruyor bize. 23 olabilir dedim. Cevap Ceyhan'dan geldi. Ve çevirdim arka tarafı. 7 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Son köşe taşımız. Evet, CH 11, DF 7. Arkadaşlar ne demiştik? İkiz kenar üçgenin tabanındaki bir noktadan şu çizilen iki dikliğin toplamı, ki bunu 7 vermiş, buna da biz A diyelim. 7 ile A'nın toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşit. Yani 11'e. O zaman bizim A dediğimiz şey 4. Ve bakın burada 3, 4, 5 üçgeninden Denizli geldi sorunun cevabı.
Şuna bakalım. Yine aynı özelliği kullanacağız. Bakın bu bir ikizkenar üçgenmiş ve AB ile BC eşitmiş. O halde 75 ise burası da 75. 75, 75, 150, burası 30 oldu. Ve ne demiştim? Şu iki dikliğin, tabandan çizilen iki dikliğin toplamı eşit açıların birinden çizilen yüksekliğe eşit. Yani bu yükseklik 6. 4 ile 2'nin toplamı. Peki 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı ne olacak? 12. Bize de BC'yi soruyor. Zaten BC AB'ye eşit olduğu için bu da 12'dir. Cevap Bursa'dan gelir. Son sorumuza bakalım. İkizkenar üçgen biçiminde bir parkın kenarlarına yoldan ve yanların uzakları 3 ve 6 olan yollar yapılıyor. Bakın aynı özellik. İkizkenar üçgense bu. AB ile AC birbirine eşitmiş. O zaman bu 3 ile 6'nın toplamı eşit açıdan çizdiğim şu C'den çizdiğim yüksekliğe eşit. Burası 9. BC'yi 3 kök 10 vermiş. Şurası 3 kök 10. Ve sen şu dik üçgeni bir gör bakayım kardeşim. Şurada bir dik üçgen var. Bak 3 kök 10, burası 9 ise şurası 3 olsun. Hiç Pisagor yapmana gerek yok. Niye? Çünkü biri diğerinin 3 katı iken küçüğünün kök 10 katı oluyordu. Benim hatırım için ezberleyin demiştim. Buna göre AB nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi AB'yi de bulalım hemen. Dostum burası 3, şuraya x yazalım. O halde burası x artı 3 olsun. Şimdi şuradaki dik üçgeni konuşuyorum. Bakın 9 varken 9, 12, 15 olabilir mi diye düşünüyorum. Yani x'e 12 desem burası 15 oluyor mu? Oluyor. Demek ki AC 15, o halde AB de 15. Yani sorumun cevabı Edirne'den geldi. Evet dostlar, ilk 7 köşe taşını gömdük. 26 dakika geçti. Bir sonraki videomuzda tarama testi, konu testimiz kaç tane var? Yine bir tane var. Bir de ÖSYM sorularını çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.